Öğle Ajansı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azeri mevkidaşının açıklamalarını getirdik ekranlarınıza Öğle Ajansı'nın başında. Ve Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırıları sonucu bir alışveriş merkezine düzenlenen roket saldırısının görüntüleriyle de devam ettik. Şimdi Öğle Ajansı'na devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Eğitimle. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları 8. ve 12. sınıflarla özel gereksinimli çocukların okullarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Detaylar geliyor şimdi. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda ki zaten 1. sınıf başlamıştı. Ortaokulda 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarımızla köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak. Ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası daha önce bizim için çok önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek. İstemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını daha önce de birkaç kez çizdim. Yine dikkatle çizmek istiyorum. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaklar. Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT, EBA, ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor. Niye günde 3 kez tekrar ediliyor? Çünkü bazı çocuklarımız kaçırabiliyorlar, aynı zamanlamaya uyamayabiliyorlar. Kardeşlerden dolayı bazı esneklikler gerekebiliyor. O yüzden de günde 3 kez tekrar ediyoruz ki sorumlu oldukları bütün içerikler için izleme imkanları tekrar tekrar olsun. Bu arada dijital eğitim platformumuz EBA'da gerek ders anlatımları, gerekse diğer videolar, kütüphaneler, akademik destek bölümü, canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Evet değerli izleyenler, yüz yüze eğitim 12 Ekim Pazartesi başlıyor. Ayrıntıları Milli Eğitim Bakanı bugün itibariyle açıkladı. Pandemi yaşıyoruz. Pandeminin eğitime yansıması nasıl olacak? Yerli aşıyı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la hemen merhaba diyelim ve başlayalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Kurbet Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Hemen başlayalım. Bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanı siz de izlemişsinizdir açıklama yaptı. 12 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor. Kademeli ama biraz daha hızlandı bu kademeli eğitim. Pandemi süreci hali hazırda devam ediyor. Zira aşı gündemde ama biz yine 3 önlemi almaya devam edeceğiz. Hemen başlayalım hocam. Önümüzde nasıl bir süreç bizi bekliyor eğitim ve pandemiyle birleştirirsek? Evet, şu anda pandeminin bütün dünyada farklı bir dönemdeyiz. Bu her ülke tabii birbirinden biraz farklı da olsa ama aşağı yukarı herkes bir ikinci artış dönemini yaşıyor. Bizde de tabii okulların açılması konusunda bizim de önerilerimiz oldu. İşte Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu rehberliği de yayınlandı. Ama neticede bazı sınıfların da olsa yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Şimdi bu noktadan sonra açıkçası dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bir defa şunu öncelikle ortaya koymak lazım. Bir okulun güvenli bir şekilde eğitimini sürdürebilmesi 2 faktöre bağlı. Bunlardan bir tanesi toplumdaki virüs yükü, diğeri de okulda alınan tedbirler ve öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer personelin buna uyum oranları.
Şimdi virüs yüküne baktığımız zaman tabii biz hep bir kriter konsun, bir kriterle açılsın diye önerdik. Yani bu bir işte günlük vaka sayısı olabilir. Günlük vaka sayısı şu seviyede ise açılsın, şu seviyede ara verilsin, şu seviyede tamamen yüz yüze eğitime dönülsün gibi. Fakat böyle bir şekilde açılıyor. Ama şunu kabul etmeliyiz ki şu anda toplumda virüs yükü yüksek. O halde ikinci önemli nokta olan okulda alınacak tedbirlere biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi nedir bunlar? İşte servislerden başlayarak Evet. çocuk okulda eğitim gördüğü alanlarda virüs yükü bu kadar yüksekken benim önerim 1 metre çok güvenli bir mesafe değil. Çünkü çocukların özellikle belli bir yaşın altında hepsinin maske takmayacağını da düşünürseniz o zaman 1,5 metreye okulların mümkün olduğu kadar dikkat etmesi lazım. 1,5 metreden daha kısa mesafelere izin vermemesi lazım. İkincisi tabii kalabalıklaşmaların önlenmesi. Çünkü dün mesela Amerika'dan bir vaka yayınlandı. İşte 13 yaşında kız testi negatif çıkıyor ama sonradan pozitifleşip 11 kişiye bulaştırabiliyor. Herhalde demek ki bizim bu sayıları mümkün olduğu kadar düşük tutmamız lazım. Yani sınıf mevcutları, ders aralarında bir araya gelen öğrenci sayılarını bunları elden geldiğince düşük tutmalıyız. Tabii ki mesela çevre temizliği evet gerçekten önemli. Ama virüsün yüksek olduğu dönemlerde son yapılan çalışmalarda bu çevreden bulaşın o kadar önemli olmadı. Esas bulaşın yüz yüze solunum yoluyla gerçekleştiği ortaya kondu. O halde demek ki bizim esas dikkat edeceğimiz şey mesafeyi sabit tutabilmek ve çocukların da gerekli zamanlarda maske takmasını sağlamak. Çünkü bir insan sabahtan akşama kadar maske takamaz. Arada mutlaka çıkarması gerekir. Hele bu küçük bir çocuk olursa o durumda mutlaka Bir çıkaracaktır. çocuk bütün gün maskeyi yani bütün gün tek maskeyle geçirebilir mi hocam? Ya da maske değişimi yapacak mı? Şimdi hepimizin çocukları var, göndereceğiz okula. Sabah 8 itibariyle başlıyor dersler. 16:30 gibi bitecek. Bu kadar saat tek maskeyle mi geçirecek? Yani o koruyuculuğu devam edecek mi? Evet. Şöyle yani bu cerrahi maskeler 4 saattir aslında. Bunların maksimum kullanma süresi ama bu pandemi sırasında bütün dünyada işte özellikle maske teminindeki problemler nedeniyle 8 saate uzatılabileceği, eğer çocuk mesela öğlen yemeğini yerken bunu uygun bir şartta işte bir aile yanına işte ağzı kapatılabilen bir plastik torba verir. Çocuk da onun içerisine koyar. Sonra hep maskeye dokunurken elini temizleyerek bu eğitim iyice verilirse akşama kadar tek bir maske yetebilir. Ama bunların sonradan tekrar kullanılması problemli. Evet. Bir de tabii çocuğun yüzüne uyan maske olması lazım. Şimdi büyük çocuklar için çok büyük bir problem yok. Onlar yetişkin için olan maskeleri kullanabilirler. Ama tabii belli bir yaşın altında onların yüzüne uygun maske olması gerekecek. Çünkü öbür türlü lastiği bağlayarak takıyorlar. Yüzüne tam oturmadığı kapatabiliyor. Ama çocuklar özellikle okula girerken çıkarken sınıfta yerine oturuncaya kadar en azından yemeğini yedikten sonra işte teneffüslerde sınıftan dışarıya çıktığı zamanlar falan ve de çocuğu çok fazla da tedirgin etme. Bu maskeyi kullanmayı öğretmek lazım. Tabi burada bunlar çok kolay şeyler değil. Herkes Değil, de hoca eğitimi değil. almış insanlar değil. Ancak özellikle çocuklarımı, herkesin yani bunun çok tehlikeli bir durum olmadığını dikkat ederse kendisine hiçbir zarar gelmeyeceğini ama işte neler dikkat etmesi gerektiğini de çok güzel anlatması lazım. Burada dikkat edilmesi gereken şey çocuğun ruh yapısını zedelemeden, onlara böyle tehlike varmış algısı oluşturmadan ama bu işin de hiçbir şey olmadığı algısını da vermeden dikkatli bir şekilde çocuklara eğitim vermek lazım. Şu anda yapılabilecekler bunlar zaten. İnşallah servislerde de
çok büyük kalabalıklaşmalar olmaz. Hocam isteyen veli okula gönderecek, istemeyen veli göndermeyecek, evde online eğitime devam edecek. Peki burada siz de tabii bir çocuk doktorusunuz aynı zamanda. Sizin öngörünüz ne? Yani daha çok öğrenci okula gidecek, daha çok katılım olacak ve bu kademeli eğitim aslında yavaş yavaş diğer sınıflar için de geçerli olacak. Nasıl olur sizce? Şimdi bence bu son derece olumlu bir karar. Çünkü bir defa şöyle düşünelim. Toplumda farklı düşüncede olan insanlar belki bu gayet doğaldır. Bir kısım veli kesinlikle çok tehlikeli olduğunu düşünerek göndermek istemiyor. İşte evinde bir riskli kişiyle birlikte yaşıyor çocuk. Kronik hastalığı olan var, işte yaşlı birisi var. O durumda göndermek istemeyen insana da çocuğun eğitim hakkını kaybetmemesi için bu hakkın verilmesi gerekir zaten. İnsanların da artık birbirini yargılamaması lazım. Yani ne gönderenler işte göndermeyenleri yargılamalı, ne de göndermeyenler gönderenleri yargılamalı. Herkes neticede evet okulun açılması salgın yönünden bir risktir. Ama bir taraftan da çocuğuna evde bakamayacak çalışan anne babalar gibi insanlar var. Evet. Onlar da göndermek zorundalar. Onlar da çok tedirgin etmeden herkes birbirine anlayış göstererek bu süreci atlatmak zorunda. Açıkçası biri bana sorulduğu zaman gönder ya da gönderme demiyor. Çünkü bu Sorayım netice. hocam, gönderir misiniz siz bu durumda? Yani hani ben göndereceğim. Tabii siz hekimsiniz ve onaylıyorsunuz ve çok yerinde bir karar alındı diyorsunuz. Hani buradan tereddütte olan veliler, anne babalar için de bir uyarı gibi olsun, bir fikir gibi olsun. Gurbeten ben size kendi torunumdan örnek vereyim. O New York'ta, Amerika'da kızım korktuğu için bir başka arkadaşın çocuğuyla bir öğretmen tuttu. Ve çocuk evde işte o iki çocuğa öğretmen gelip bakıyordu. Ve geçen hafta bu bakıcı öğretmen Covid'e yakalandı. Çünkü Bakın. toplu taşımayla gidip geliyor ve şimdi okula gönderiyor. Kreşe daha doğrusu göndermeye karar verdi. Yani buradan tabii bu tehlikeden uzak durmak çok zor. Çok Bir zor. çocuğu Evet. sürekli tutmak da zor ama bundan tedirgin olan özellikle belli durumları nedeniyle insanlar da göndermeyebilir. Bunlar da gayet doğaldır. Dolayısıyla ben kendim mesela insanların durumuna bağlı. Bir insan çalışmayan, işte evde çocuklarına bakabilecek durumda olan bir ev hanımıyla örneğin sizler gibi çalışan insanların durumu da bir değil. Yani evde o çocukları bakacak, bırakacak yeri olmayan insanlar, çocuğun eğer götürüp işte yaşlı anne babasına bırakacaksa o daha da tehlikeli. Tabii daha da tehlikeli anne baba için de. Şimdi Şimdi burada okul affedersiniz hocam, sözünüzü tamamlayayım ve aşılara geçmek istiyorum. okulların açılması riskli bir durumdu. Yani ben olsaydım bu durumda şahsen açmaya çok taraftar olmazdım. Ama artık devlet karar verdikten sonra bunu tartışmanın da çok bir anlamı yok. Pardon. Hocam şimdi yine okullar ve veliler dedik. Aslında pandemiden önce de böyle bir durum vardı. Hepimizin kulağına çalınıyordu. Aşı reddi diye bir durum. Aşı yaptırmayan anne babalar var. Bu çocuklar okullara gidiyor. Diğer çocuklar aşılı. Ve bu aşı yapılmaması kızamık ve sıtmada artışa neden oldu. Aslında biz pandemiyle meşgulken öte taraftan bu kısmı kaçırıyoruz. Buraya bir değinmek istiyorum, sizin görüşlerinizi. Buyurun hocam. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bir defa kızamık şunu bilelim. Covid'den çok daha salgın yapma potansiyeli yüksek ve çok daha yayılma potansiyeli yüksek, tehlikeli ve hastalık. Ve Türkiye ve bütün dünya uzun yıllardan beri kızamığı sadece aşıyla kontrol altında tutabiliyor. Çünkü bıraktığınız anda bunun hemen bir salgın oluşturup ölümlere neden olduğunu geçtiğimiz bu son 7 yılda özellikle Avrupa ülkelerinde çok yakından gözledik. Ve gerçekten özellikle bu aşı reddleri nedeniyle artan kızamık vakaları ve sonunda bunun salgına dönmesi sonucunda
özellikle Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde ciddi salgınlar çıktı ve ölenler oldu. Sonunda bu ülkeler zorunlu aşı yasaları çıkarmak zorunda kaldılar. Çünkü bakın kızamık da şöyle bir hastalık ki COVID de bir kişi iki ya da üç kişiye bulaştırıyor diyoruz. Kızamıkta evet. Bir kişi ortalama 18 kişiye bulaştırıyor. O oran çok çok yüksek hocam. Bu yüzden de mesela COVID'de sizin toplumsal bağışıklık sağlamanız, salgının bu yolla bitmesi için toplumun %50-60'ının bağışık hale gelmesi yetiyorken kızamıkta %95'in üzerinde bu bağışıklığın olması lazım. %95'in altına inerse aşılama oranları o zaman salgın çıkıyor. Şimdi Türkiye maalesef bağışık redleri yüzünden direkten döndü. Çünkü 2013'te bütün dünyayla birlikte bir Fransız turistin bizde gelip Kapalı Çarşı'da İstanbul'da bir uyumcuya bulaştırmasıyla başladı. Çünkü biz kızamığı 4 yıl boyunca 2007-2011 arasında senede 4 ile 7 arasında değişen rakamlara indirdik. Görmüyorduk artık biz öğrencilerimize kızamık öğretemiyorduk çünkü görünmüyordu aslında. Ama işte sonra bağışıklık redlerinin yurt dışında artması bize de etkiledi ve sonuçta biz 2013'ten başlayarak bir işte kısmi bir salgın ortamında bulduk kendimizi. Nasıl biz bu vakaların böyle 50-60 binlere çıkmasını önledik? Tamamen aşıyla. Çok şükür bu aşı redlerini belli bir sayıda tutabildik. Ve nitekim işte o yıllarda %96'ya düşen aşılama oranlarımız işte geçen sene %98'e yükseldi ve hala 2020'de de %98 çocukluk çağı aşılama oranımız var. Evet. Ama çok dikkatli olmalıyız. Kızamıkta özellikle bir kişinin ben çocuğumu aşılatmıyorum, siz kendinize bakın deme hakkı yoktur. Yoktur. Çünkü, burası çok önemli değil mi hocam? Böyle bir hak yok yani anne babanın ben çocuğumu aşılatmıyorum, aşı yaptırmayacağım deme hakkı yok. Bahsetmiyorum. Hukuken zorla aşılama diye bir şey yok bizde. Ama vicdanen ve diğer insanları toplumsal etik, ahlak anlamında böyle bir hakkı yoktur. Çünkü eğer 100 kişilik bir toplumda 10 kişi ben çocuğumu aşılatmıyorum derse aşılanan çocuklar da tehlikeye girer. Çünkü kızamık aşısı da çok koruyucudur ama %98 korucu. Toplumun da %100 etki elde etmeniz için bütün toplumu aşılamanız lazım. Yoksa o %2'lik gruba giren çocuklar da korunmayan risk gruba aşıya rağmen hasta olur. Evet hocam, bir kişi 18 kişiye bulaştırıyorsa ve %98 olması gerekiyorsa aslında bence anne babaların da böyle bir hak olmaması gerekir. Şimdi aşı dedik, aşıyı nereye bağlayalım hocam? Yerli aşıya. Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı da ilan etti. Yerli aşıda biz faz 1'deyiz. Yerli aşıda şimdi biz hangi aşamadayız? Aşıyı uygulamaya ne zaman geçeceğiz? Bununla başlayalım. Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim bu konuda. Buyurun. Ben daha önceki konuşmalarımda işte henüz Türkiye'de bu aşıları üretecek bir tesisimiz yok diyordum ve hepimiz öyle biliyorduk. Geçen hafta bir yerli firma işte böyle bir tesis kurduğunu ve benim de görmemi istediklerini söylediler. Ve geçen hafta sabah gibi Tekirdağ'a, akşam Ankara'ya geri döndüm. Ve gördüklerim karşısında çok etkilendim. Çünkü hiç basına duyurmamışlardı. Gerçekten bir yerli firma, daha sonra Bakan Bey de benden birkaç gün sonra gidip açıkladığı için söyleyebiliyorum. Çünkü evet, açıklamamı yapmamamı rica etmişlerdi. Ama artık söyleyebiliyorum. Ve gerçekten şu anda Çerkezköy'de, Tekirdağ'da canlı bir virüs aşıları dahil birçok aşı üretebilecek ve Batı'da bu işi global anlamda işte aşı üretip satan firmalardan aşağı kalmayacak tesisler yapılmış. Çok büyük yatırımlar yapılmış ve biyolojik güvenliği bütün üzerinde laboratuvarlar eklenmiş ve şu anda son derece modern bir şekilde eğer biz bu aşıyı faz 2, faz 3'ü de Türkiye'de çalışılan aşılarda geçebilirse aşılar rahatlıkla bunları üretecek bir tesis olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu beni açıkçası çok sevindirdi. Çünkü
aşı yapmanız da çok bir anlam ifade etmiyor. Üretemiyorsanız çalışmalarını bile yapamıyorsunuz. Çünkü neticede o çalışmalarda bile on binlerce doz aşı gerekiyor size. Ama bunun yani Türkiye'ye yetebilecek miktarda iki farklı COVID aşısını aynı anda üretebilecek tesisler yapmışlar. Yapanların eline sağlık diliyorum. Ve gerçekten şimdi önümüze daha rahat bakabiliyoruz. Yalnız aşıyla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi her şeyimizi aşıya bağlamamalıyız. Çünkü bakın son günlerde olan işte bu tartışmaları hatırlarsanız, işte hasta sayısı, vaka sayısı falan, bir defa şunu anlıyoruz ki bizim hani bildiğimizden daha fazla vaka, yani virüs pozitif, belirtisiz da olsa virüs pozitif olan insanlar. Bu iyi bir şey aslında. Bazı insanlar bunu kötü bir şeymiş gibi algılıyor. Aslında iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey hocam? Çünkü bakın Dünya Sağlık Örgütü dün bir açıklama yaptı. Dedi ki dünya nüfusunun %10'unun enfekte olduğunu düşünüyoruz dedi. Yani şimdiye kadar bildirilmiş, bütün dünyadan bildirilmiş vakaların tam 23 katı kadar kişinin virüse yakalandığını düşünüyoruz dedi. O halde demek ki bizim tespit ettiğimizin 20 kattan fazlası kadar da insan hiç farkına varmadan bu virüsü geçirip bağışık hale geliyor. Şimdi ben eski rakam üzerinden giderek onları vaka alarak hesapladığımda işte 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişir diyordum. Ama şimdi baktığımda 1-2 yılda toplumsal bağışıklık gelişebilir diyor. Kısaldı süre. Tabii yani bu da şu anlama geliyor. Salgın 1-2 yılda sadece toplumsal bağışıklık da bile bitebilir. O yüzden bizim yapacağımız bu 1-2 yıllık tedbirlerle elimizden geldiği kadar özellikle riskli grubu koruyarak geçirme. Ve o zaman tabii bunu insanlara söyleyince insanlar da daha çok motive olur. Daha çok tedbirlere sarılabilir diye düşünüyorum. Yoksa hani ikisini kıyaslandığımda hatta üç olasılığı yani işte aşı mı, toplumsal bağışıklık mı yoksa mutasyonla mı bu salgın bitecek diye. Şu anda benim gördüğüm toplumsal bağışıklık sanki daha büyük olasılık gibi görünüyor. O zaman tabii aşı gene de tabii sürekli elinizde bir garantidir. O aşının mutlaka elimizde olması lazım. Yarın bu salgın geri gelebilir. Tabii bunlar düşük ihtimaller ama o durumda elimizde bir hazır aşı olması da son derece yararlı olacak. Aman hocam geri gelmesin ve bu biz kurallara dikkat edelim. Bu süreci sağlıkla hiç kimsenin zarar görmeden ümit ederim bitirelim. Hocam değerli görüşleriniz, fikirleriniz Öğle Ajansı'nda paylaştınız bizimle. Teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Öğle Ajansı'nın ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni haberlerimiz var, bağlantılarımız var. Konuşacağız. Hemen başlayalım. Ve başlıyoruz değerli izleyenler. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye yönelik saldırıları güvenlik kameralarına yansıdı. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgal altında olan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken Ermenistan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye roket saldırıları düzenledi. Roketlerden biri Gence şehrinde bulunan bir alışveriş merkezine isabet etti. Roketin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde sirenlerin çalmasının ardından insanların kaçıştığı görülüyor. Ardından caddenin ucunda büyük bir patlama oluyor. İnsanlar ve araçlar hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Diğer bir açıdansa roket mermisinin düşmesi sonucu cam ve enkaz parçaları caddeye sıçrıyor. Binanın bir kısmının yıkıldığı görülüyor. Diğer görüntülerde de patlamanın şiddetiyle binalar sallanıyor. Kırılan camlar yere düşüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, Bayramov'la birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Yukarı Karabağ, Azerbaycan'a aittir, dedi. Bir kere daha şunu tüm dünyaya güçlü bir şekilde söylemek istiyorum.
Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Yukarı Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları tüm kararlara rağmen bugüne kadar kurtarılmadı. Ve Ermenistan'ın çekilmesi konusunda bugüne kadar uluslararası toplumun somut bir adımı olmadı. Tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu. Önce Tovuz ve daha sonra yine temas hattında sivillere ve de kahraman Azerbaycan ordusuna saldırdılar. Sonuçta kendi göbeğini kesmek Azerbaycan'ın kendisine düştü. Ermenistan, sıkışan Ermenistan, sivillere, sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mençevir'e, Hızı'ya, Apşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur. Savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Esasen Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin de göstergesidir. Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor. Diğer taraftan Ermenistan'la Azerbaycan'ı eşit mesafede tutmak ya da eşit mesafede yaklaşmak bu iki ülkeye işgalciyi ödüllendirmek anlamına gelir. Dünya haklının yani Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır. Uluslararası hukukun yanında yer almalıdır. Açıklamaları dinlediniz değerli izleyenler. Azerbaycan Ermenistan'ı konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Yayın konuğumuz Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Hemen dönelim hocama ve başlayalım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sevgili Gurbet nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam. Sizi görmek güzel. Hoş geldiniz. Hemen başlayalım. 27 Eylül'de Ermenistan'ın kışkırtıcı saldırısıyla sıcak çatışmalar başladı ve bugüne değin hali hazırda sürüyor. Azerbaycan Karabağ'da işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başladı ve aslında bir nevi Ermenistan'ın zayıflığı ve Azerbaycan'ın da aslında büyük gücünü de göstermiş oldu. Şimdi bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşını ziyaret etti ve İlham Aliyev'le de görüşecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dedi ki eğer çözülecekse diplomasi yönüyle masada Türkiye olmalı. Şimdi bunların hepsini birleştirirsek biz şu anda bu sürecin hangi noktasındayız? Buyurun hocam. Şimdi biliyorsun 90'lardan beri sorunun çözümü için bir Minsk grubu var ve bu Minsk grubu 3 eş başkanıyla beraber bu sorunu çözemedi. Bu sorunun çözümsüzlüğü üzerinde zannedersem artık bundan sonraki süreçte Minsk grubu değil daha başka oluşumlar bu sorunu diplomasi yoluyla çözmeye çalışacaklar. Bu açıdan da Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'in Türkiye masada olmalıdır sözü bu açıdan önemli. İkincisi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu'nun Güney Kafkasya'daki tutumu çok açıktır. Kendisinden başka hiçbir gücün doğrudan söz sahibi olmasını istemez Rusya. Bu açıdan baktığı zaman Peskov dedi ki Güney Kafkasya'da Türkiye ile işbirliği konusunda görüşüyoruz dedi. Bu da Rusya'nın da Türkiye'yi bir şekilde bu işin içerisinde görmek istediğinin kanıtı. Şimdi tabii bütün bunlar nereden başlıyor? Bir kere Ermenistan'ın fütursuzca saldırılarıyla başladı Tovuz'a biliyorsun. Sonraki süreçte bunu zaten sürekli halde yapıyordu 30 yılı aşkın süredir neredeyse Ermenistan ama artık öyle bir hale geldi ki ben yaparım kimse bu işe dokunmaz. 2016'da küçük bir savaş çıktı. Yine Azerbaycan tarafından tepeleneceklerdi ama o arada işin içerisine Rusya girmişti. Şimdi Rusya daha geride duruyor.
Burada temel nokta biraz da Azerbaycan dış siyasetinin de etkisi var bunda. İki açıdan. Birincisi Azerbaycan Rusya ile olan müttefikliğinde Rusya'ya karşı kışkırtıcı ya da Rusya'yı karşısına alacak girişimlerden uzak duruyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta Sayın Aliyev bu saldırılara karşı ilk gün başlattığı zaman Azerbaycan harekatı dedi ki Paşinyan-Soros ikilisi yalnızca bize karşı tehdit değildir. Rusya ve Türkiye'ye karşı da tehdittir dedi. Evet. Rusya ve Ankara Soros-Paşinyan bağlantısını bir ortak tehdit kabul ettiler ki bu da Rusya'nın Türkiye'ye yaklaşımında önemli bir noktadır. Şu süreçte sevgili Gurbet, Ankara-Moskova hattında bölgesel konularda ve özellikle ulusal sınırların egemenliği konusunda aç parantez Kırım hariç bir mutabakat sağlandığını da zaten görüyoruz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadeleri bundan sonraki diplomatik süreçte Türkiye'nin de masada Azerbaycan'ın yanında olacağının temel işaretlerini taşıyor. Yani artık Minsk grubuyla çözülecek bir durum değil, farklı bir organizasyon, farklı bir oluşum tarafından çözülecek bir konuya doğru gidiyoruz sevgili Gurbet. Hocam zaten Minsk grubu sadece ateşkes çağrısı yapıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmıyor. Şimdi 97-98'de işte paket çözüm, aşamalı çözüm, devlet modeli, 2007'de yine böyle bir girişimde bulundular. Ama bulundukları hiçbir şey sorunu çözmek için değil. Mevcut bugünkü işgali daha şey kılmak için, olur kılmak için yapılmış çözümlerdi. O çözümlerin her iki ülke tarafından kabul edilmeyeceği aşikardı. Ama önce böyle Azerbaycan yanlısı bir çözüm önerisi verdiler. Bunu zaten Ermenistan'ın kabul etmeyeceğini onlar da biliyordu. Sonra da tam tersi olarak Ermenistan yanlısı bir çözüm önerdiler. Bunu da Azerbaycan'ın kabul etmeyeceklerini biliyorlardı. Dolayısıyla önerdikleri çözümün her iki devlet tarafından kabul edilmeyeceğini onlar da biliyordu zaten. Mesele Minsk grubu için bugünkü statünün sürekli hale gelip artık sanki normalmiş hale dönmesidir. Yani işgalin bu şekilde devam etmesi. Hani ateşkes çağrısı, itidal çağrısı, ateşkes. Evet, aynen öyle. İşgal aynen böyle öyle devam edecek. Fakat Azerbaycan Karabağ'ı işgalden kurtarmakta kararlı. Şimdi Rusya günlerdir, Rusya'nın vereceği tepki, Rusya'nın duruma müdahil olması ve Rusya Paşinyan, daha doğrusu Putin Paşinyan arasındaki bağ konuşuluyor. Hocam çünkü evet. Paşinyan'ın kendi başına stratejik hatalar, hareketler yaptığı, Putin'in de aslında bunu onaylamadığı ve Türkiye'nin önemli bir sahada aktör olduğu. Biraz Rusya'yı tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü sürecin ilerlemesini aslında Rusya biraz da belirleyecek. Siz ne dersiniz? Şimdi bu zamana kadar da öyle oldu. Güney Kafkasya'da işte Gürcistan krizinde de 2008'de biliyorsunuz böyle oldu. Ruslar hiç düşünmeden girdiler. Ama şöyle bir şey var sevgili Rübet. Yani Ermenistan ekonomisini incelediğiniz zaman, Ermenistan'ın siyasi yapısını incelediğiniz zaman zaten neredeyse %85 Rusya bağımlı bir ülke olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla şu anda Ermenistan'daki elektrik dağıtımı bile Rus şirketler yapıyor. Yani evet. Yani çünkü Ermenistan Rusya olan borcunu ödeyebilmek için birçok kamu sektörünü özelleştirdi ve bunları hiçbir ihale yapmadan Rus şirketlere verdi. Ve bu açıdan baktığınız zaman Ermenistan Karabağ ile beraber Ermenistan olması ya da Karabağsız bir Ermenistan olması esasında Rusya için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Rusya oradaki Karabağ sorunuyla bir şekilde o bölgede istikrarsızlığı sürdürme amacı taşımıştı. Ama bugün geldiğimiz nokta Ermenistan kamburunun artık tek başına da Rusya tarafından karşılanmak istenmediğini ama bunu yaparken de Rusya bölgeye Amerika'sını, Fransa'sını çekmek istemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu işi Türkiye ile çözmek Rusya adına çok daha olumlu bir politika gözüküyor.
Diğer noktadan da Azerbaycan'la Ermenistan arasında gerek ekonomik gerekse askeri açıdan bu kadar süre içerisinde ne kadar büyük dengesizlik oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani şu anda Azerbaycan Ermenistan'ın neredeyse 5,5-6 katı. Hem nüfus açısından hem askeri güç açısından hem ekonomik güç açısından. Şimdi böyle de baktığınız zaman Rusya'da Ermenistan faktörü üzerinden Azerbaycan'ı niye kaybetmek istesin? Şimdi bu da öbür tarafı. Yani şimdi ben bazen televizyonlarda dinliyorum. İşte Paşinyan'ı cezalandı. Ya Rusya bir tane lideri cezalandırmak istese Rus KGB'si o lideri temizler yine cezalandırır. Hiç kimse merak etmesin. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Öyle Paşinyan'a ceza çektirmek ya da işte Paşinyan'ın gücünü kırmak için falan değil. Mesele Ermenistan'a şunu gösteriyor Rusya. Kardeşim ben olmadan sen iktidara birilerin eliyle, Soros'un eliyle, Amerika'nın, Fransa'nın eliyle gelmen bir anlam ifade etmiyor. Ne olacak şimdi Paşinyan iktidarda kalsa bile Dağlık Karabağ ve toprakları Azerbaycan'ın öz topraklarını işgal ettiği toprakları kaybetmiş bir Ermeni lider olarak gözükecek halkı tarafından. Evet, öyle görünecek. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Ermeni halkı da artık bu işgale çok razı değil. Bir kısım aşırı milliyetçi taşnakların oluşturduğu yapının kalıntılarının dışında sevgili Gurbet. O yüzden şimdi orada yapılan bir iki halkla yapılan konuşmaları dinledim. Uluslararası şeyde şimdi Ermeni diyor ki orada Karabağ'da burası bizim değildi zaten geldik aldık bizi de buraya koydular. Hiç kimse bize bir şey yardım etmedi. Kendi kendimize geçiniyoruz. Niye bu savaşıyoruz anlamıyorum diyor. Zaten aslında ne kadar bizim, durum özeti değil mi burası hocam? Burası bizim değil diyor. Yani evet. Adamın derdi o topraklar değil sevgili Gurbet. Ermenistan bağımsızlığını kazandığında 3,5 milyonluk bir ülkeydi. Bugünkü nüfusu 2 milyon 900. Yani düşünebiliyor musun? Neredeyse 30 yıllık bir süreçte hatta 30 yılı geliyor işte. 30 yıllık bir süreçte hiç nüfusu artmayan ve düşen bir ülke düşün. Ermenistan total dünyada yaşayan Ermeni sayısı 11 milyon. Ermenistan'da 2 milyon 900 yaşıyor. O da Ermeni rakamlarıyla yani devlet rakamlarıyla. Terk edilmiş topraklar gibi hocam. Yani gibi. 11 milyonu bak, yurt dışında çok, yaşıyor. Çok ince bir benzetme yapayım. Türkiye'de 100 bine yakın kaçak Ermeni çalışıyor. Ermenistan vatandaşı. Evet. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı biliyorsunuz. Her bir Ermeni vatandaşının Ermenistan'da 4 tane adama baktığını düşünürseniz 400 bin kişi yapar. Şimdi Türkiye'de çalışanlar bile 400 bin Ermenilere bakıyor şeyde Ermenistan vatandaşı. Şimdi buradakileri gönderdiğiniz zaman oradaki 400 binin ne hale düşeceğini düşünebiliyor musun sevgili Ürmet? Evet. Yani bak devletler kendi ülkeleri dışında yaşayan vatandaşlarına destek olmak için politika üretirler. Ermenistan dünyadaki tek örnek, Ermenistan dışındaki Ermeni vatandaşları Ermenistan'ı bir şekilde organize etmek için çalışıyor. Evet, diaspora da çalışıyor hocam, bunu da ekleyelim. Şimdi bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Ermenistan, evet işte gücünü özetlediniz, çok güzel özetlediniz hocam. Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve Azerbaycan şu anda sadece işgalden topraklarını kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın niyeti Azerbaycan'ın da sivil yerleşim yerlerine kendisini içeri çekmek, Azerbaycan'ı içeri çekmek ve sonra arkasını alamadığı Avrupa ülkelerini ve uluslararası hukuku tekrar kendi tarafına çekmek gibi bir niyet algılanıyor sivil yerleşim yerlerini vurması. Evet. Şimdi onu şöyle. O nasıl bir strateji hocam? Onu şöyle açıklayayım. Şimdi orada şöyle bir durum var. Bir Ermenistan bu işi sivil bölgelere bu füzeleri gönderiyor ama biliyorsunuz dün Azerbaycan açıklama yaptı. 7 tane füzenin 5'i patlamamış. Ama Ermenistan'ın yaptığı bir savaş suçudur. Evet. Bunu söyleyeyim.
Azerbaycan bunu kullanmak adına dün katıldığım bir programda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü vardı. O hanımefendi çok güzel izah etti. Dedi ki biz tüm verileri fotoğraflarıyla, videolarıyla ki şimdi siz de yayınlıyorsunuz topladık. Bunu uluslararası örgütlere, Birleşmiş Milletler'e götüreceğiz. Avrupa Birliği'ne götüreceğiz. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na götüreceğiz. Ve bu açıdan bir kınanma yapılmasını sağlamaya çalışacağız dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Şimdi saldırırken iki şey yapıyor Ermenistan. Birincisi sivil halkın bundan zarar görebileceğini göstererek Azerbaycan devleti üzerinde halkın baskı kurmasını düşünüyor. Ama büyük yanılgı içerisinde dün yine bir röportaj seyrettim bir Azerbaycanlı gencin. Ona soruyorlar gider misin Dağlık Karabağ'a? Tabii ki giderim diyor. Niye gitmek istiyorsun diyor. Çünkü evleneceğim diyor. Soru soran da şaşırıyor. Yani evlenecek Dağlık Karabağ savaşa gidiyor. Evet. Diyor ki 30 senedir bu kalbim Dağlık Karabağ aşkıyla herhangi bir kıza tutulmadı diyor. Benim çocuklarımın da aynı hissi yaşamasını istemiyorum diyor. Bak tüylerim diken diken. Ya tane. Evet hocam çok güzel. Şimdi böyle bir halkı siz 3-5 tane çapulcu füzesiyle devletine karşı ayaklandırma falan yapamazsınız. Bu bir. İki, demin çok güzel bir bağlantı kurdun. Azerbaycan'ı da sivil yerleşim merkezlerine çekebileceğini ve savaşı topyekün hale getirerek üyesi olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünü çağırabileceğini ve diasporasını kullanıp Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da bir etki sağlayabileceğini düşünüyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü içerisindeki Belarus'ta, Kazakistan'da Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi gerektiğini beyan ettiler zaten. Dolayısıyla Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü içerisinde de en etkin bir şekilde Rusya işin içerisine girebilir. Ama gördüğümüz kadarıyla programın başında da söylediğim gibi Rusya daha bir dönem daha bir ortada duruyor. Ve inşallah da o orta değişmeden Azerbaycan hak ettiği kendi topraklarını, öz topraklarını azat etmiş olacaktır. İnşallah hocam. Şimdi iki soru ama başlangıç noktası aynı. Bir, sıcak çatışmalar sizin öngörünüze göre ne kadar sürecek? İki, bundan sonra ne olacak hocam? Yani sıcak çatışma, sonra işgalin sonlanması ki uluslararası devletler aslında sessiz kalıyor. İşgal ettiği halde, sivil topluma saldırdığı halde sessizliğini koruyor. Çünkü herkes kendi çıkarlarını gözetiyor. Sıcak çatışmalar ne kadar sürer ve sonrasında ne olur? Peki şimdi ne olacak hocam? Sevgili Gurbet şöyle. Şimdi sıcak çatışmaların ne kadar süreceğini bir nevi Azerbaycan belirleyecek. Çok temkinli gidiyorlar. İşte dün Cebrail'i aldılar biliyorsun. Evet. Yavaş yavaş Fuzuli'ye doğru da yaklaşıyorlar. Hankent'e doğru da top atışları başladı Azerbaycan tarafından. Ama şöyle bir gerçek var. O söylediğimiz arazi, hani eski bir de emekli subay olarak söyleyeyim bunu hani şeyin yanında. Buyurun. Öyle böyle dümdüz Suriye toprağı gibi değil. Hani girdiniz mi 3 günde 100 kilometre gidebileceğiniz bir pozisyon yok. Zaten adını oradan alıyor değil mi hocam? Dağlık Karabağ. Dağlık adı üstünde. Coğrafi yani evet. 2000'li, 3000'li hatta 3000'in üstünde tepeler var. Şimdi dikkat ederseniz Azerbaycan tarafından yapılan açıklamalarda işte şu tepeleri aldık düşmanın elinden. Çünkü tepeyi aldığınız zaman o tepenin arkası ve önünü de zaten otomatik olarak ele geçirmiş sayılırsınız. Ateş üstünlüğünü ele geçirmiş sayılırsınız. Dolayısıyla hani bu iş öyle kolay değil. Ama şöyle bir şey, yıllardır bu konu üzerinde çalışıp Azerbaycan devletini bu kadar askeri güç kullanma iradesine sahip olarak gördüğüm başka bir zaman olmadı. Önemli. Yani it gibi kovarız ki bu bizim Anadolu ağzıdır. Hani it gibi kovalarız, evet, it gibi kaçtı. Evet. Hani burada hani köpekleri şey yapmak için demiyorum ama böyle bir şey vardır, deyimler vardır. Ali'ye böyle yaptı. Evet. İt gibi kovduk onları dedi. İt kovar gibi kovduk dedi. Dolayısıyla
Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp 15 yaşındaki gence kadar o duyguları taşıyan bir halkın önünde, hele hele bu halk bir Türk halkıysa, durmak çok zor. Bundan sonra ne olur? Eğer bir müzakereye oturulacaksa, aynen Sayın Aliyev'in söylediği zaman diyor ya, bize 7 tane şer söylemiş, sen kimsin ki şer koyuyorsun, evet, burası benim toprağım diyor. Herhangi bir şerhi kesinlikle kabul edemez Azerbaycan. Bunu yalnızca kendisi için değil, kendi halkı ve Türkiye Cumhuriyeti halkı için kabul edemez bunu. Bu iş burada bitmeli artık. Müzakerelerin birinci şartı ve tek şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan kayıtsız, şartsız çekilmesidir. Dün TRT'de sevgili Fuat Kozluklu'nun Haydar Aliyev ile yaptığı mülakatta da aynı şeyi söyledi İlham Aliyev'le. Haydar Aliyev'i de rahmetli analım bu arada. Evet, hani, evet. Analım. Şimdi aynı şeyi söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki, bizim için tek şart var bu topraklardan Ermenilerin çekilmesi. Eğer onu yapmadan bu iş durur ise, o zaman Azerbaycan iç politikasında da büyük kırılmalar yaşanabileceğini bir uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarihçisi olarak söyleyebilirim. Bunu bir kez daha söyler misiniz hocam? Bu nokta önemli. Eğer bunun dışında bir mütabakat sağlanır ise, Azerbaycan iç politikasında da bir kırılma yaşanabileceğini söyleyebilirim. Ama böyle bir ihtimal çok zayıf değil mi hocam? Yani böyle bir ihtimal. Çünkü Azerbaycan şartsız, koşulsuz. Tamam, gözüken yok. Evet. Ama hani uluslararası ilişkiler konuşuyoruz. Ne zaman neyin ne şekilde döneceğini bilemeyiz. Bazen hani gözünü kapatmak açık gitmekten çok daha iyidir bir olaya karşı. Evet. Artık Azerbaycan için bu geçerli. Gözü kapattık artık yani, gideceğiz. Ve şöyle bir şey var. 90'larda gösteremediği desteği bugün kayıtsız şartsız gösteren bir Türkiye var. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Evet. Hocam şimdi konuştuk, ülkeleri konuştuk, Türkiye'nin desteğini konuştuk. Azerbaycan'ın şartsız koşulsuz işgalden kurtarılacağını ve Azerbaycan topraklarının bütün olarak devam edeceğini belirtti İlham Aliyev. Nahçıvan bölgesi var. Nahçıvan'ı son olarak konuşmak istiyorum. Sizin nedir düşünceleriniz? Nahçıvan, çünkü ilk başladığında sıcak çatışmalar konuşulmamıştı. Şimdi Nahçıvan konuşulmaya başlanıyor. Ya tabii burada Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları oldu. Onun üzerinden geldik ama şöyle söyleyeyim, ben Sayın Bahçeli bu konularda gerçekten hani devlet adamlığı çok kuvvetli olduğu için çok doğru noktalara temas edebilen biri. Ama orada bir şey var, hani tam anlaşılmayan bir şey var. Kendi adıma söylüyorum bunu. Birincisi şu, Moskova ve Kars anlaşmalarında Nahçıvan, ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri döneminde Ermenistan'a bırakılması planlanıyordu ama daha Cumhuriyet kurulmadan Ankara hükümetinin baskılarıyla Nahçıvan, Moskova Anlaşması ve Kars Anlaşması'nda üçüncü bir ülkeye devredilemez bir Azerbaycan toprağı olarak kabul edildi. Ve Türkiye'nin de orada garantörlüğü nettir. Şimdi burada İçişleri'nde kendisine bağlı, ancak dışişleri ve savunmada Azerbaycan'ın bir özel cumhuriyetidir Nahçıvan. Zannederim Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin söylemek istediği şey, o özel cumhuriyetin bir özel bölge haline getirilip Azerbaycan'a bağlanması. Yani içişlerinde de Azerbaycan'a bağlanması olabilir. Ya da hani biraz daha böyle futuristik yaparsak, Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki koridorun bir şekilde sağlanmasına yönelik bir talep olabilir. Herhalde hani bu açıdan daha net bir açıklama gelirse bunu yorumlamak daha kolay. Ama Nahçıvan'ın statüsü 1921 Moskova ve Kars anlaşmalarıyla belirlenmiştir sevgili Burak. Hocam
Çok güzel anlattınız, görüşlerinizi paylaştınız. Biz de aydınlandık sayenizde. Teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey son olarak? Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca yayın konuğumuz idi. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Azerbaycan-Ermenistan gerginliğini konuştuk. Devam edelim. Öğle ajansına kaldığımız yerden. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları 8. ve 12. sınıflarla özel gereksinimli çocukların okullarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim pazartesi başlayacağını açıkladı. Detaylara bakıyoruz. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda, ki zaten 1. sınıf başlamıştı. Ortaokulda 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarımızla köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak. Ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası daha önce bizim için çok önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını daha önce de birkaç kez çizdim. Yine dikkatle çizmek istiyorum. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaklar. Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT, EBA, İlkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor. Niye günde 3 kez tekrar ediliyor? Çünkü bazı çocuklarımız kaçırabiliyorlar, aynı zamanlamaya uyamayabiliyorlar, kardeşlerden dolayı bazı esneklikler gerekebiliyor. O yüzden de günde 3 kez tekrar ediyoruz ki sorumlu oldukları bütün içerikler için izleme imkanları tekrar tekrar olsun. Bu arada dijital eğitim platformumuz EBA'da gerek ders anlatımları, gerekse diğer videolar, kütüphaneler, akademik destek bölümü, canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. 6-8 Ekim'deki Kobani olaylarına değindi. Terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur diyen Bahçeli, soruşturmasının ucu nereye dayanıyorsa oraya kadar gidilmeli ifadelerini kullandı. 2013 yılında Gezi olaylarıyla denediler. Olmadı. 2014 yılında 6-8 Ekim olaylarıyla denediler. Olmadı. 2015 yılında Çukur eylemleriyle, Hendek terörüyle denediler. Olmadı. 2016 yılında 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüyle denediler, gene olmadı. Olmayacak, yapamayacaklar, başaramayacaklar. Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Türkiye'yi teslim alamayacaklar. İşgalcilerin karşısına ağrı dağı gibi dikilip alayını birden besmele duymuş şeytana çevireceğiz. 6-8 Ekim olayları ile ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın, oraya kadar gidilmeli. 35 ilimizde, 68 ilçemizde halkı sokağa döken, 53 kişinin ölümüne neden olan bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir. Kobani bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkayanlara talimat Kandil'den verilmişti. CHP'nin övdüğü, ipin değer verdiği terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur.
Hiç kimse demokrasi, insan hakları, özgürlük paravanının ardına saklanmasın. Hainleri, destekçilerini, Türkiye'yi bölme ve işgal planı yapan, bunu da piyonlarına talimatlandıran müstevlileri izleyecek hiçbir kamuflaj, hiçbir maske yoktur. Aransa da bulunamayacaktır. Geçmişte Kobani'ye selam yollayan, sahası serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini PKK, YPK'ye zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın. Yüreği varsa Türkiye'nin nasıl bir tuzağın içine çekildiğini, buna da hangi vicdanla duyarsız kaldığını itiraf etsin. 6-8 Ekim isyan projesinin içinde veya dışında, kıyısında veya köşesinde kimin adı geçiyorsa, kimlerin parmak izleri bulunuyorsa bunların yakasından tutulmalıdır. İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri Uluslararası İşbirliği neticesinde büyük bir operasyona imza attı. Şimdi detayları arkadaşımız Serdar Er'den alacağız. Serdar, seni dinliyoruz. Detaylar sende. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri ve gümrük muhafaza ekipleri müşterek bir operasyon gerçekleştirdi. Hem uzun süren bir fiziki teknik takip sonucunda bu limana, yani Ambarlı Limanı'na inen gemi takibi alındı ve sonucunda da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 konteynerda aramalar yapıldı. Gördüğünüz o aramalara katılan ekip ve dedektör köpekler de bugün şimdi burada. Baktığımızda çuvalların içinde gübre vardı, ancak tabii ki istihbari bilgilerden bu gübreler içinde bir uyuşturucu madde aktarımı gerçekleştirileceği bilgisi alındı ve sonuç itibariyle bu gübrelere incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda bu gübreler içinde yaklaşık 130 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Şimdi operasyonunun detaylarını aktarırken ben Hakan Avcı da o görüntüleri aslında ekranlarınıza yansıtıyor. Bakınız, önde bulunan çuvalların içi açık ve çok sayıda, yaklaşık 120 tonluk bir gübreden bahsediyoruz ki narkotik suçlarla mücadele ekipleri ve gümrük muhafaza ekipleri bu yöntemin nadir rastlanılan bir yöntem olduğunu belirtiyorlar. Zira bu gübrelerin içine yerleştirilen uyuşturucu maddelerden bahsediyoruz. Tabii ki nasıl tespit edildi bu uyuşturucu maddelerin bu çuvallarda bulundu? Tabii ki kriminal araştırmalar sonucunda, kriminal incelemeler sonucunda burada yaklaşık 230 kilogram kokain maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. Ancak şu detayı da paylaşmak isteriz ki burada incelemelerin de halen devam ettiğini ifade edelim. Tabii ki operasyonlar kapsamında toplamda 14 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bu 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonrasında 9 şüpheli şu an tutuklanarak işlemleri devam ettiğini de ifade edelim. Tabii ki Güney Amerika'dan, Kolombiya'dan geliyordu bu malzemeler, bu çuvallar ve içinde bir gübre olduğu ifade ediliyordu ki yapılan incelemeler aslında hiç de akla gelmeyecek bir sonucu ortaya çıkardı. Burada 230 kilogram kokain maddesi ele geçirilmiş oldu. Dediğimiz gibi gümrük muhafaza ekipleri ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri operasyonu müşterek olarak gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda dedektör köpek görev yaptı ve operasyonun adresi Ambarlı Limanı'ydı. Yani burası. Ele geçirilen maddeler şu an burada sergileniyor. 120 tonluk gübreden bahsediyoruz ve içinde şimdiki İncelemeler sonucunda, şu ana kadar yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık olarak 230 kilogram kokain maddesinin ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade edelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Operasyonun detaylarını arkadaşımız Serdar Er sağdan aktardı. Devam edelim değerli izleyenler. Adana ile devam ediyoruz. Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular hızla tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Faciadan dönüldü. Görüntülerin adresi Adana.
Yolcu otobüsü Adana-Pozantı otoyolu Tekir rampası mevkiinde alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol otobüsün çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Adana'dan sonra İzmir'le devam edelim. Öğle Ajansı'na İzmir'de faaliyet gösteren Petkim Klor Fabrikası'ndaki bir asit tankında yarılma meydana geldi. Değerli izleyenler, sızan maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Asit tankında sızıntı yaşandı. 3 işçi hastanelik oldu. Olayın adresi İzmir. Ali Ağa ilçesinde kurulu bulunan Petkim Klor Fabrikası'nda asit tankında yarılma meydana geldi. Tankta sızıntı yaşanırken yakınında bulunan 3 işçi etkilendi. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. Sızıntının yaşandığı tanka fabrika bünyesinde görevli uzman ekipler tarafından müdahale edildi. Sızıntı kısa sürede giderilirken endişe edilecek bir durum olmadığı duyuruldu. Adana'dan bir başka haberle devam ediyoruz şimdi. Adana'da girdiği markette yanındaki silahı çalışanlara doğrultup 2000 lira alan 18 yaşındaki soyguncu onlarca kamera görüntüsünü izleyen polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Yüzünü cerrahi maskeyle kapatan 18 yaşındaki Ali Dikici girdiği markette dikkat çekmemek için raflardaki ürünleri incelemeye başladı. Daha sonra marketin kasa bölümüne gelerek üzerinde taşıdığı kuru sıkı tabancayı kasiyerlere doğrulttu. Yaşananları gören müşteriler panik içinde marketten dışarı kaçmaya başladı. Kasiyerlerden yaklaşık 2000 lira alan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından panik yaşayan kasiyer kızı yine market çalışanları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen gasp büro amirliği ekipleri yüzlerce kamera görüntüsünü inceleyerek soyguncunun kimliğini belirledi. Ablasının evinde gizlenmeye çalışan dikici gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Toplu Konut İdaresi indirim kampanyası başlattı. TOKİ'den ev alıp borcunu erken kapatmak isteyenlere %20 indirim yapılacak. Kampanya 21 Ekim'de başlayacak. TOKİ borcunu ödeyip taposunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası başlattı. Kampanyayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal paylaşım sitesinden duyurdu. Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde %20 indirim yapıyoruz dedi. 1 Ekim'de başlayacak indirim kampanyası 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları bugün TOKİ Başkanlığı tarafından açıklanacak. Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi. Öğrencilerin Ekim ayına ait burs ve kredileri hesaplara yatırılmaya başlandı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamadı. Öğrenciler internet üzerinden eğitim almaya devam ediyor. Buna rağmen öğrencilerin burs ve kredileri ödeniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ekim ayı burs ve kredilerinin yüksek öğrenim öğrencilerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Dünya gündeminden bir haberle devam ediyoruz Öğle Ajansı'na. Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ve parlamentoyu işgal etti. Siyasi mahkumların kaldığı bir cezaevinde işgal eden protestocular eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i serbest bıraktı. Gösteriler üzerine komisyon seçimlerin iptal edildiğini açıkladı. Kırgızistan'da yapılan milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin protestolar giderek tırmanıyor. %7'lik seçim barajını aşamadığı bildirilen 12 partinin taraftarları seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Polis göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, güvenlik güçlerinin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.
Olaylar sırasında 590'dan fazla kişi yer alandı. Göstericiler eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kaldığı Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevini de bastı. Atambayev'in teslim edilmesini istediler. Yaşanan arbedenin ve giriş kapılarının kırılmasından sonra yetkililer Atambayev'i dışarı çıkararak taraftarlarına teslim etti. Gelişmeler üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Jeenbekov seçim konseyine inceleme yapması için talimat verdi. Ve sırada ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var. Raflar domino taşı gibi devrildi. Markette can pazarı yaşandı. Brezilya'da bir süpermarketin rafları peş peşe yıkıldı. Müşterilerle çalışanlar büyük panik yaşadı. Kaçanlar kurtuldu ancak rafların altında kalanlar da oldu. Bir kişi öldü, 8 müşteri ise yaralandı. Dünya kartik şampiyonasına bu anlar damgasını vurdu. Kaza yapan sürücü aracından kopan tamponu rakibine fırlattı. İtalyan pilot Luca Corberi yarışın 9. turunda kaza yaptı. Sinirlenen yarışçı pistin kenarına çıktı. Aracının kopan ön tamponunu rakibine attı. Oh, 23 yaşındaki sürücünün öfkesi burunla dinmedi. Yarış sonunda beklediği rakibine saldırdı. Tepki çeken pilotun yarışlardan ömür boyu men edilmesi bekleniyor. Dikkatsizce hemzemin geçide çıkan okul servisine tren çarptı. Görüntülerin adresi Vietnam. Öğrencileri taşıyan otobüs sürücüsü kontrolsüzce tren raylarından geçmek istedi. Süratle gelen tren otobüse çarpıp sürükledi. Korkunç kazada 6 öğrenci ağır yaralandı. Sopayla boğaya vurdu. Öfkelenen hayvanın cevabı sert oldu. Hindistan'da yaşlı bir adam elindeki sopayla yol kenarındaki boğaya vurdu. Sinirlenen boğa yaşlı adamı boynuz darbesiyle yere serdi. Rusya'da nehre düşen topu kurtarma operasyonu kötü bitti. Başkent Moskova'da 3 genç nehre düşen topu kurtarmak için ilginç bir plan yaptı. Gençlerden ikisi diğerini köprüden aşağı sarkıttı. Topu almaya çalışan genç nehre düştü. Suya düşüp ıslanan genç topu alıp arkadaşlarına fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerle Öğle Ajansı'nı bugün için noktalıyoruz ama yarın unutmayın saat 13'te burada bu masada tekrar buluşalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.